Arkadaşlar selamlar. Onur ben. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Son 2 haftadır video çekip yükleyemedim. Kusura bakmayın. Aşırı derecede yoğundu işler. O yüzden bir türlü fırsat bulamadım. Normalde hani bir yere giderken, bir iş yaparken seyahat esnasında da arabaya kamerayı bağlayıp video çekiyordum. Bir şeyler anlatıyordum ama bu hafta tahmin edemeyeceğim düzeyde yoğun oldu ve hani araçta da sürekli telefonla görüşmek zorunda kaldım. O yüzden hani bir video yapamadım. Böyle yaptım sildim. Anca şimdi bir fırsat oldu. Bugün ne çekeceğiz? Yurt dışından yedek parça alınır mı? Nasıl alınır? Güvenli mi? Kargolaması nasıl oluyor? Gümrük işlemleri nasıl oluyor? Bunların hepsinin yasal prosedürlerini ben size anlatacağım. Hem de bununla birlikte bir şey yapacağız. Bir kıyım yapacağız beraber. Ne yapacağız? Bir Aston Martin çamurluğu var. Onu göstereceğim size. Ve onu kargolama amaçlı keseceğiz canavarla. Kıyacağız bu parçaya. İsterseniz ondan başlayayım. Onu yaparken de sizlere parça nasıl alınır, ne gibi işlemler gerekiyor bunlardan bahsedelim. Burası bizim evin bahçesi. Genelde hani hep arabanın içerisinde video çekiyordum. Bahçeyi de göstereyim dedim size. Bunlar da böyle eve sığdıramadığımız jantlar. Özellikle şu jantlar Proteus diye bir model. Jaguar X-Type'ların çok aranan, bulunmayan bir jant modeli. Bunları da ilana koyacağız. Burada yıkadık. Burada bir 2.2 dizel Jaguar X-Type tamponu var. Tam şekilde duruyor. Bu da müşterisini bekliyor. Şimdi asıl meselemiz bu görmüş olduğunuz devasa çamurluk. Bu çamurluk neredeyse benim boyumla aynı. Onu da şu şekilde göstereceğim şimdi. Evet, çamurluk bu şekilde. Neredeyse benim boyumla aynı. Benim boyum 1.79 bu arada. Şimdi böyle bir çamurluğu bir müşterimiz Türkiye'den talep etti. Arabası kazalı. Kazalı bir otomobil satın almış ve arabasının parçalarını toparlıyor. Araç 2011 model Aston Martin Rapid S modeli. Şimdi böyle bir aracın Türkiye'de parça fiyatlarını az çok tahmin edebiliyorsunuzdur. Aracın kendisi zaten 2 milyon lira civarında. Bu çamurluğa Türkiye'de 20 ile 30 bin lira arasında bir fiyat istemişler, bir rakam istemişler. Ben buradan buldum. Şimdi ben bunu müşterime kargolayacağım. Ama şöyle bir problem var. Bu boyutta bir parçanın, bu boyutta bir kargonun şahsi kargo şeklinde normal bir kargo şirketiyle göndermek çok çok pahalı. Evet, hani parça 20 bin lira, 20 bin liralık parça alana kargo ücreti koyar mı belki diyeceksiniz ama çok pahalı, öyle söyleyeyim. Şimdi bu parça fiber. Yani metal veya alüminyum bir çamurluk değil bu. Haliyle Türkiye'de biliyorsunuz plastik kaynak ve fiber kaynağı yapılabiliyor. Ben bu çamurluğu şimdi 3 bölgesinden canavarla keseceğim. Ve tek kutu halinde müşterime kargolayacağım. Orada bunu fiber kaynağı yapıp birleştirecekler. Evet, biraz yazık olacak böyle bir ender bir parçanın kesilmesine ama maalesef yapacak bir şey yok. Allah'tan çamurluk demir veya alüminyum değil, fiber olduğu için böyle bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şimdi peki bu kargo sistemi nasıl oluyor? Kargonun boyutları var. Şimdi Gümrük Muhafaza Kanunu ve Gümrük Ticaret ve Gümrük Bakanlığı'nın belirlediği belli başlı kıstaslar var. Siz eğer yurt dışından kendinize otomobil parçası veya fark etmez bilgisayar parçası herhangi bir şey satıp alıyorsanız bu şahsi bir alışveriştir. Ve şahsi alışverişte gümrüğün belirlediği kurallara uymak zorundayız. Nedir bunlar? 1. Şahsi alışverişinde yolcu beraberindeki eşyada 30 kilogram limiti var. Yani bir kargonun, bir parselin ebatı 30 kilogramı aşamaz. Aynı zamanda 1500 euronun üzerinde olamaz bunun fatura değeri. Bu limitler içerisindeki kargolar şahsi alışverişe giriyor. Otomobil parçasında nasıl oluyor? Şimdi otomobil parçasında biliyorsunuz çok fazla çıkma parça satan var. Ve bunların hani çıkma parçada, hurda parçada genellikle fatura olmuyor. Çünkü bunlar hurda olarak geçiyor. Yani Türkiye'de bir hurda tampon bulduğunuz zaman, çıkma far bulduğunuz zaman bunun KDV'si yok, bunun faturası yok. Haliyle devletin bunun yurt dışından kaçak yollarla getirilmediğini bilmesi gerekiyor. Bunda da şu şekilde bir önlem alıyor devletimiz. Diyor ki sen eğer yurt dışından Toyota, Fiat, Aston Martin, Ferrari fark etmez kendine bir otomobil parçası alıyorsan Gümrük Müdürlüğü'ne aracının ruhsatını beyan etmek zorundasın. Yani ben eğer müşterime bu Aston Martin parçasını şahsi eşya olarak göndereceksem kargoyla müşterimin gümrüğe
Benim Aston Martin aracım var. Kargo alıcısıyla ruhsat sahibinin adı aynı olacak şekilde bu evrakları beyan etmesi gerekiyor. Bir de aynı zamanda şöyle bir şey var. Maktu vergi oranı var. Avrupa Birliği ülkelerinden getirilen şahsi eşyalarda maktu vergi oranı, yani gümrük vergisi oranı %18 olarak belirlenmiş. Artı binde 5 civarı, yani 8 lira 10 lira civarında bir damga pulu, evrak ücretiniz var. Peki bu vergi neye göre belirleniyor? Fatura tutarına göre belirleniyor. Şimdi eğer gönderici firma olarak ben veya başka bir alışveriş yaptığınız kişi faturayı değerinden düşük keserse bu da suç. Yani nasıl suç? Şimdi eğer ben bu Aston Martin çamurluğuna 500 lira fatura kesersem, gümrük bakıyor, diyor ki yahu 500 liralık bir parça, üzerinde bunun Aston Martin yazıyor ve üzerinde parça numarası var arka tarafında. Gümrük memuru açıyor bilgisayarı, bakıyor, diyor ki bu çamurluk nereden gelmiş? İngiltere'den. Peki diyor, bu İngiltere'de bu kaç para? Bir bakıyor, İngiltere'de bu parça 700 sterlin. Ne kadar yapıyor? 7500 TL. Şimdi diyor, bunun faturası 500 lira. Demek ki diyor, burada maktu vergiden kaçınmaya çalışılıyor. Yani bir vergi kaçakçılığı söz konusu diyor ve sizin ürününüz gümrükte takılıyor. Hani hep bir efsane vardır ya, yurt dışından bir şey alırsan faturasını düşük kestir. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Gümrük memurları görevini yapıyorlar ve haliyle bakıyorlar. Bu parça 500 lira mı, daha fazla mı? Haliyle böyle sıkıntılar yaşamamanız için benden, Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hans'tan, John'dan, David'ten kimden alırsanız alın, yurt dışından bir alışveriş yapacaksanız eğer vergi tutarının ürünün gerçek değerini yansıtmasına çok fazla dikkat edin, fatura tutarını. Fatura tutarı üzerinden İngiltere, Avrupa Birliği dışarısında olduğu için %20 gümrük vergisi ödeniyor. Gümrük vergisini ödüyorsunuz, ödeme evraklarınızı da sunmanız gerekiyor. Gümrük size diyor ki evet fatura tutarı bu ama beni diyor inandır. Sen diyor bu firmaya veya bu şahısa bu fatura tutarını ödedin mi? Nereden ödedin? İnternet sitesinden mi? Bir alışveriş sitesinden mi? Yoksa havale, EFT veya Swift yöntemiyle mi? Sen diyor makbuzunu getir bana diyor. Bu çamurluğu diyor almışsın sen 7000 liraya. Tamam. 7000 lira ödemen lazım senin bu adama haliyle. Bana diyor banka dekontunu getir. Arabanın evraklarını getir. Ve diyor faturasını beyan et. %20 gümrük vergini öde. Ürün senindir. Bu bir şahsi alışveriştir. Ama eğer bu çamurluktan, bu çamurluk ne? Sol taraf. Bu çamurluktan 3 tane birden gönderelim. Mesela 3 tane sol çamurluk. Bu sefer gümrük diyor ki, ya diyor kardeşim senin arabanda bir tane sol çamurluk var. Sen neden 3 tane çamurluk aldın? Sen diyor bunun ticaretini mi yapıyorsun? Bu diyor bir ticari kargo ve haliyle ben bunu sana veremem. Bunu diyor ya resmi ithalat olarak yapacaksın, beyannamesini açtıracaksın. İşte gerekli prosedürleri uygulayarak, işte tarif kodu dediğimiz bir şey var. GETP kodu da deniyor buna. Ürünün dünya üzerindeki gümrüklerde geçen kodu. Bu kod üzerinden vergisi hesaplanıyor. Bunun ithalatı yapılıyor. Gümrük memurları tarafından, muayene memurları tarafından muayenesi yapılıyor. Eğer TSE'ye tabi ise TSE testleri yapılarak vergisi hesaplanıyor ve resmi şekilde ithal ediliyor. Bu mesela amortisörlerde TSE sıkıntısı var. Nasıl? Bir amortisör getirtiyorsunuz. Siz bir şirketsiniz Türkiye'de ve dışarıdan amortisör getireceksiniz. Yasal olarak satacaksınız. İthal edeceksiniz. Amortisörlerde TSE uygunluk belgesi şart. Yani 2500-3000 lira civarında bir TSE vergisi, TSE ödemesi çıkıyor amortisör ithalatında. Bilginiz olsun. Aynı şekil farlarda da var diyebiliyorum. Çünkü sağ direksiyon, sol direksiyon ayırıyor. Eğer şahsi değilse alışverişiniz. Evet. Anlatacaklarım bunlar. Şimdi bizim burada İngiltere'den Türkiye'ye gönderdiğimiz kargolarda ağırlık sınırı 30 kilo olduğu gibi bir de ebat sınırımız var. O da nedir? Kargonun, kutunun etrafı 300 santimi, yani 3 metreyi geçmemek zorunda. Şimdi ben bunu eğer tek kutu yapacak olursam bunun ebatı 5 metreye, yani 500 santime yaklaşıyor. Haliyle bu şahsi gönderi olarak kargo firmasıyla gönderilemiyor. Gönderilse dahi sadece kargosuna bile 4-5 bin TL para istiyorlar. Ama ben bunu şimdi parçalayarak kutuya koyduğum zaman 300 santim limitinde altında kalacağı için şahsi gönderi olarak ben bunu gönderebiliyorum. Hadi şimdi işleme başlayalım. Thank you.
doldurulur aradan. Yapacak bir şey yok. Evet tabi bunu yaparken aslında bir koruma gözlüğü ve iş kıyafeti şart. Biraz fazla duman olduk. Evet, çamurluğun ilk parçası tamam. Yüzüm beyaz mı bilmiyorum ama her yerim bembeyaz oldu. Şimdi mesela bu ölçü birinci parçamız. Bu şekilde bunu ben iki parça olarak kutulamayı deneyeceğim. Bir ölçüsünü alacağım. Ardından yetmezse alt kısmını da kesip 3 parçaya böleceğim. Bu şekilde kargo yaparken yurt dışından bir şey alacağınızda kesinlikle satıcı kişinin kutunun içerisine ürünün faturasını koymasını ve sizin göndereceğiniz işte banka ödeme makbuzu gibi belgeleri koymasını rica edin. Haliyle gümrükte bir problem yaşamayın. Gümrük memurları da çok yoğun çalışıyorlar. Onları da çok fazla uğraştırmamış oluruz böylece. Tüm evrakları içerisinde görürlerse direkt maktu vergisini hesaplarlar. Sizinle iletişime geçerler vergisini ödemeniz için. Ardından vergisini ödeyerek şahsi eşyanızı, bu otomobil parçası da olur dediğim gibi, bir saksı da olur, bilgisayar parçası da olur. Bu şekilde gerekli vergilerini ödeyerek yurt dışından güvenli alışveriş yapabilirsiniz. Aynı şekilde biz burada Jaguar ve Land Rover üzerine çalışıyoruz, ancak bu şekilde özel siparişlerde de Aston Martin, Ferrari, Maserati, Bentley ve Rolls Royce parçalarını temin edebiliyoruz. Bilginiz olsun. Çok fazla soru geliyor, onu da cevaplayayım. BMW parçası maalesef ki temin edemiyorum çoğunlukla. Çünkü BMW parçası İngiltere'de çok pahalı. Yani Türkiye'de bazı parçaları daha bile ucuz BMW'nin. Ama Mercedes grubu, Range Rover, Land Rover grubu ve dediğim gibi diğer premium markalar için bana ulaşabilirsiniz. Mail adresim YouTube hesabımda var. Aynı şekilde Instagram hesabım üzerinden de DM yoluyla bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz. Ben gerekli bilgileri, prosedürleri size aktarırım. Ne parça istiyorsanız da ben buradan temin ederek sizlere göndermeye çalışırım. Bu şekilde beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir daha inşallah bu kadar 2 hafta videosuz kalmaz. Daha sık video çekmeye çalışacağım ama bu hafta birazcık yoğundu, videonun başında söylediğim gibi ve gördüğünüz üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.